konuşalım istiyorum. Teşekkür ederim Kutlu Bey. Kıymetli değerlendirmeleriniz için. Şimdi Aydın Bey ile devam edelim. Diğer önemli ve hayati bir sektör madencilik. Tabii önce ben yine tüm konuklarıma sorduğum gibi 2020 nasıl geçti? 2021'den neler bekliyoruz diyeceğiz. Sonra açmaya devam edeceğiz. Buyurun Aydın Bey. Evet, iyi akşamlar Beyan Hanım, başkanlarım iyi akşamlar, hocam size de iyi akşamlar. 2020 yılını biz de Ocak ayında güzel bir yükselişle başlamışken, Ocak ayının sonunda Çin'de çıkan bu pandemi nedeniyle Çin'de maden sektörünün en önemli pazarı %30 ile %40 arasında Tamam. paya sahip Pahalı bir konuşmadı değil pazar. mi? Dolayısıyla ilk etkilenen sektör olduk. Şubat ayı başı itibariyle ihracat rakamlarımız düşmeye başladı. %40, 50, 60 civarında düşüşler yaşadık ilk 3-4 ay. Dolayısıyla yılı da son 3 aydır yükselişle yürütmüştük. 2020 yılını toplamda %-1 ile kapattık. Fakat tek tek incelediğimizde grupları metalik madenlerde %14 civarında bir artışımız var. Endüstriyel hammaddelerde %8 düşüşümüz var. Blok doğal taş ihracatımızda %22'lik bir düşüş var. En önemli düşüş orada. Çünkü ana pazar yine Çin'di. Çin'de ciddi kayıplar yaşadık. İşlenmiş doğal taş mermerde de yaklaşık %8 bir artışımız oldu. Toplamda geçen sene 4 milyar 300 milyon dolarlık ihracatı bu sene de 4 milyar 200 küsür milyon dolarla kapattık. %1 bir kayıpla. Tabii dünyada sanayilerde, çünkü maden sanayinin ham maddesi, aynı zamanda enerji kaynağı. Dünyada sanayileşmenin yavaşlaması, büyümelerin yavaşlamasıyla, hatta eksiye gitmesiyle maden ihtiyacında da daralma oldu. Son aylarda tabii bu açıldı. Önümüzdeki dönemde 2021 yılında Çin'de %5 ile %7 arasında büyüme beklentisi, Amerika'da yine %3 küsür beklenti, Avrupa'da yine öyle bir beklentinin olması, madencilik sektörünün de önümüzdeki dönemde ham madde sağlayıcı olarak üretimlerinin artması gerektiğini bize gösteriyor. Tabii dünyada mal ticareti yaklaşık %10 civarında düştü. Önümüzdeki yıl %7 civarında artması bekleniyor. Ama tabii bu %7'lik artış o düşüşten sonra yine yeterli bir artış değil aslında. Tabii pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Ama bize şunu öğretti: kendi kendine yetebilen bir ülke olma zorunluluğumuzu, her alanda bu zorunluluğu, tarımda, hayvancılıkta, madende, diğer sanayi kollarında kendi kendine yetebilen bir ülke olmayı bize bir kere daha hatırlattı. Dolayısıyla madencilik sektörünü de şöyle görmemiz gerekiyor. Tarım ne kadar insan hayatında önemliyse, insanın gıdasıysa, madenler de fabrikaların gıdası, fabrikaların ihtiyacı ve enerji ham maddesi, özellikle de kömür anlamında. Maalesef Türkiye aynı zamanda 40 milyar dolara yakın maden ithalatı gerçekleştiriyor. Bu sene 25 milyar dolar altın ithalatı gerçekleştirdik. Geçen senenin %123 fazlası. Dolayısıyla bu ithalatın içinde yine kömür de mevcut, 8 milyar dolar civarında. Kendi kömürümüz olmasına rağmen elektrik üretimimizde yaklaşık yarısından daha azını kendi kaynaklarımızla, kendi kömürümüzle üretiyoruz. Diğerini ithal ediyoruz. Halbuki bunu kendi üretimlerimizi arttırarak yurt dışına bu dövizin gitmesini engelleyebiliriz. Biraz önce Kutlu Başkanımızın da söylediği gibi makinalarda ne kadar çok ithalat söz konusuysa, yine işte madenlerde de
maalesef bu ithalat söz konusu. Yine altın bu sene 2,4 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirdi Türkiye. 42 ton altın üretti. Önündeki hedef 100 ton ileriye doğru. Ama bu yeterli mi? Değil. Çünkü bu sene sadece ürettiğimizin 10 katı ithal ettik. Tabii çok çeşitli sektörlerde kullanılıyor bildiğiniz gibi. Aynı zamanda bir finans dünyasının da en önemli enstrümanlarından bir tanesi altın. Dolayısıyla madencilik sektörü insan hayatının her noktasında. Hem sanayilerin ham maddesi olarak hem kullandığımız her ürünün, şu anda kullandığımız bu bilgisayarla size bağlantı yapmamızın, bu bilgisayarın üretiminde bile tüm madenler mevcut neredeyse. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda bu sektörün üretiminin önünün açılması gerekiyor. Bununla alakalı kamu otoritelerinin yapması gereken, sektöre destek vermesi gereken konular var. Oraya ayrıntılı bir mutlaka vakit vererek konuşalım istiyorum Aydın Bey. Çünkü özellikle altın ve gümüş tarafı, hatta bor konuşalım istiyorum biraz. Türkiye'nin bu anlamdaki önemli bir rezervi ve bundan sonraki süreçte ne kadar aslında önemli olacağı madenciliğin oldukça kıymetli duruyor. O konuyu biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için hocam. Aydın Bey'e dönmek istiyorum. Tabii Türkiye'de de birçok alana ve birçok şeye bu anlamda teşvikler ve destekler söz konusu oldu. Tabii ki tüm dünya ekonomik anlamda bir yandan sağlık harcamaları yükselirken, bir yandan da aslında izole olunması gerekirken, ekonomide tedarik zincirinin devam etmesi anlamında birçok destek veriyorlar. Muhtemelen bunun etkileri 2021 yılında da devam edecek gibi duruyor. Sektörünüz açısından değerlendirildiğinde teşvikler ve destekler önemli bir can suyu oldu mu ve neler daha yapılması gerekir, özellikle madencilik sektörünü geliştirebilmek için? Evet, madencilik sektörü de mücbir sebepler sektörü arasına girmişti bu dönemde, pandemi döneminde. Dolayısıyla madencilik yapan firmalarımız, madenin işlenmesi kısmı değil ama ocakçılık kısmı, madencilik kısmı yapılıyorsa mücbir sebepler sektörler arasına girip vergi ötelemelerinden, sigorta ödemelerinin ötelenmesinden yararlanabildi. Bunun dışında tabii ki kredi garanti fonunun sağladığı kredilerden de faydalanan firmalarımız oldu. Tabii ki bu dönemde biz ilk çıktığında bu olay, Şubat ayı başı itibariyle Exim Bank kredilerinin ertelenmesini sektörümüz için talep ettik. Çünkü en önemli pazarımız Çin, biraz önce de söylediğim gibi ilk etkilenen, orada çıkması dolayısıyla pazar olduk. Bizim sektörümüz ilk etkilenen sektör oldu. Dolayısıyla bu kredi ödemelerinin geleceğini ve bize sıkıntı yaratacağını öngörmüştük. O taleplerimiz de karşılandı, ertelemeler yapıldı. Tabii şimdi burada önümüzdeki dönemde ödemeler başlıyor olacak. Dolayısıyla burada ticaretin dönüyor, ihracatın yapılıyor olabilmesi lazım. Şu anda kredi faiz oranlarının yükselmiş olması tabii ki yatırım için biraz zorluyor sektörü. İşletme sermayesi açısından da yeni kredilerle dönüş sağlamayı düşünen firmalar tabii ki bu oranlarla biraz zorlanabilecekler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde maksimum düzeyde ihracatı arttırma yönünde çalışmalar yapmak zorundayız ihracatçı birlikleri olarak ve sektör firmalarımız da mutlaka kendilerinin hem iç piyasada hem yurt dışı pazarında çok ciddi anlamda firmalarda çalışmalar gerçekleştirecekler. Tabii ki önümüzdeki dönem sektör sektör baktığımızda madenciliğin altında da kırılımlar var. 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olan doğal taş da çok önem kazanıyor. Mermer dediğimiz ürün yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştiriyor. Ve aynı zamanda iç pazarda da ciddi anlamda inşaatlara malzeme sağlıyor.
Bu yönüyle de çok önemli bir montana sahip. Fakat maalesef bazen kamuda şöyle bir algı oluyor. Madenlerin kimisi kıymetli, kimisi kıymetsiz gözüyle bakılıyor. Fakat bu böyle değil. Tüm madenler kendi içerisinde çok kıymetli madenler. Çünkü agrega madeni dediğiniz aslında kırma taş dediğiniz belki gözünüze çok basit gibi gelen, çok önemli olmayan bir maden diye düşündüğünüz madenin aslında sizi depremden koruyan en önemli maden olduğunu. Çünkü yaşadığımız evler, iş yerlerimiz tamamı bu agregalardan, beton, çimentolardan yapılıyor. Dolayısıyla en değersiz diye baktığımız fiyat anlamında veya gözümüze öyle gözüken madenlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak açısından söylüyorum. Dolayısıyla agrega madenimiz de, doğal taş, mermer ürünümüz de, altın madenimiz de hepsi aslında çok kıymetli madenler. Dolayısıyla bunların her birine verilecek izinlerin, arazi kullanım izinlerinin madene verildiği düşünülerek verilmeli. Birisi çok kıymetli, biri kıymetsiz diye bakılırsa maalesef Türkiye'nin ihtiyacı olan ham maddelere ulaşamayız, yurt dışına bağımlı kalırız. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi artık kendi kendine yetebilen ülke olmak zorundayız ve artık yeniden bir yapılanma oluyor. Yani küreselleşmenin yerine bölgeselleşmeler, yerelleşmeler ve korumacı politikalar bütün dünyada hareket halinde. Dolayısıyla biz de böyle baktığımız zaman bu tüm madenlerimizi kendimiz üretmeliyiz ve kendimiz kullanmalıyız. Hiçbirini birbirinden ayırt etmeden. Yine biraz önce ihracatçı birlikleri olarak çok ciddi çalışmalıyız. Ticaret heyetleriyle, sanal ticaret heyetleriyle yürümeliyiz ve ihracatı arttırmalıyız diyoruz. Ama maalesef bir bakıyoruz, kamu binalarımızda doğal taş, mermer, ithal kullanmak için çaba sarf ediyoruz. Bu da kabul edilebilir değil bizim sektörümüz açısından. Biz diyoruz ki bütün dünyaya bu ürünü satmak için çaba sarf ediyoruz, emek sarf ediyoruz ve bütün dünya bu ürünü almak için Türkiye çok ciddi anlamda nasıl bor rezervlerinde çok ciddi rezerv sahibi ise doğal taşta da çok ciddi rezerv sahibi. Dolayısıyla bu kaliteli ürünleri kendi kamu binalarımızda da görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Kutlu Bey'e de söz vermeden önce ben birkaç cümleyle de borla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü Türkiye bu anlamda çok zengin ve yurt dışında da özellikle bir talebi var uluslararası anlamda bora. Borla ilgili hazır sizi konuk etmişken fikirlerinizi alayım isterim birkaç cümleyle Aydın Bey. Biraz önce söylediğim gibi bor rezervlerimiz çok kuvvetli ve Eti Maden bunları üretiyor. Bildiğiniz gibi uç ürüne varan ürünler üretiyor. Yani ham maddeden tutun, yarı mamule ve uç ürüne kadar. Uç ürün dediğimizde de biliyorsunuz en son deterjanlar halinde bunlar üretildi. Bunlar önemli aşamalar aslında borun geldiği. Tabii ki bor sadece bu mu? Hayır. Bor çelik üretiminde de mukavemetli çelik üretilmesine yarayan, boya sanayinde kullanılırsa yanmazlığı geciktiren, yanmayı geciktiren, mobilya sanayinde kullanıldığında böceklenmeyi ortadan kaldıran ve hatta yeni araştırma ve geliştirmeyle üretime geçmiş olan yatak üretiminde bile bakterilerden arındırmasını sağlayan yatakların içerisinde bor kullanılarak üretimler yapılmaya başlandı. Bor aslında birçok sektörde kullanılabilen, en son biliyorsunuz lityum bataryalar içinde kullanılacak bordan, üretimden kalan malzemenin içerisinden lityum oluşturularak. Dolayısıyla böyle baktığımızda Arge'nin hatta Boren Bor Enstitümüz var. Bor Enstitüsü'nde bu araştırma ve geliştirmeler yapılıyor. Dünyadaki gelişmeler takip ediliyor ve borun kullanılabileceği tüm alanlar keşfediliyor ve ortaya konuyor. Fakat bu sanayiler, biraz önce saydığım farklı sanayiler borlu ürünler üretmeye hevesli olmalı. Ürün yelpazelerini borlu ürünlerle geliştirmeleri ve pazara da bunları sunmaları gerek. Teşekkür ederim. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer. Aydın Bey çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Herkese saygılar. İstanbul